Hani doktor mamografi istemişti ya. Çektim götürdüm. Şüpheli bir kist buldu. Yok, daha kesin değil. Tekrar film çekecekler. Ondan sonra belli olacakmış her şey. Çok korkuyorum Nimet. Yok, daha söylemedim. Sevda duyarsa aklı gider. Hele bir kesinleşsin. Ben seni sonra arayayım mı? Tamam canım, üzülme. Görüşürüz. Nurhan Hanım, siz yine yemek mi pişirdiniz burada? Biraz erken gelmiştim. Kahvaltı için bir şeyler hazırladım. Belli, her yeri yumurta kokusu sarmış. Siz de herkes gibi poğaça yesenize. Bundan sonra öyle yaparım. İyi günler. Buyurun. Ahmet Şükrü Bey'le randevumuz vardı. Allah Allah. Benim hiç haberim yok. Randevu defterinde bir karışıklık olmuş olmalı. Ahmet Bey dışarıda, birazdan burada oldu. Ben yardımcı olayım. Halil ben, projeler müdürüyüm. Biz Saltanat Yapı'dan geliyoruz. Şirkete dair değil. Özel bir görüşmemiz vardı. Tamam, ben sizi toplantı odasına alayım. Biz de Ahmet Bey'e haber verelim. Misafirlerimiz daha fazla beklemesinler. Buyurun efendim. Nurhan Hanım, şu camları sonuna kadar açın, içeriği havalandırın. Şirket mi, kahvaltı salonu mu, burası anlamadım. Namık uyuyor mu hala? Başı ağrıyormuş biraz. Dün gece de pek uyuyamadı zaten. Biraz dinlenip öyle gelecekmiş. Peki ya Efendim? Efendim Nurhan? Sen onlara çay, kahve filan ikram et. Ben de hemen geliyorum. Hayırdır baba? Adamlara ayıp oldu. Oğlum ben taksiyle gideceğim. Muazzez'i dershaneye sen bırakırsın, oldu mu? Tamam. Afiyet olsun. Ben gazetede okumuştum. Saltanat Yapı geçen ay yabancı bir şirketle ortaklığa gitmiş, öyle mi? Evet. Antalya'da lüks bir tatil köyü için anlaşma yaptık. Peki neden Antalya? Ortağımızın tek tercihi Antalya'ydı. Turizm kapasitesini düşünürsek haksız da sayılmaz hani. Doğru. Affedersiniz. Efendim? Tabii halledeceğim ben onu. Birkaç güne yapacağım. Kapamak zorundayım şimdi. Önemli bir toplantıdayım. Tamam, arayacağım sizi. Affedersiniz tekrar. Peki bu projeyle Ahmet Bey'in ne ilgisi var? Kusura bakmayın. Bir karışıklık oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ben misafirlerimize sizin yokluğunuzu hissettirmedim Ahmet Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Buyurun. İsterseniz hemen başlayalım. Çok fazla vaktinizi almak istemiyoruz. Nasıl arzu ederseniz. Ben gidip Residence projesinin çizimleriyle ilgileneyim. İyi olur Halil. Evet, sizi dinliyorum. Bu arazi bana rahmetli babamdan kaldı. Gün gelip bu kadar değerleneceği aklımın köşesinden bile geçmezdi. Affedersiniz, ben bir dosya alıp çıkacağım. Siz devam edin lütfen. Size teklif ettiğimiz rakam arazilerinizin kıymetini gösteriyor zaten. Evet, öyle görünüyor. O araziler yalnız bana ait değil. Rahmetli kardeşimin kızının da payı var.